Şimdi geldik DSP scope'lara. Rolümüzü kurduk. Server makinesinde rolümüz duruyor. DSP'yi çalıştırmadıysanız şuradan çalıştırın. Start screen'den direkt çalıştırabilirsiniz. Şimdi DSP'yi çalıştırdığımızda şöyle bir konsol çıkıyor. DSP'nin kendi konsolu. Zaten hani soruyor diye bunu da kurman lazım yönetmek için istiyor musun diye. Add Features'a bastığımızda işte aslında bunu seçmiştik orada. Direkt bunu kuruyoruz. Şimdi şöyle konsolu genişletirseniz eğer şurayı genişletirseniz bir IP version 6 için ayarları var. Bir de 4 için ayarları var. 6 ile işimiz yok. Direkt 4'teyiz. Şöyle 4'ü genişletin. Şimdi konsol açtığınızda varsayılan olarak şöyle bir ekran karşınıza geliyor. Şurada eğer IP version 4 sekmesine dikkat ederseniz şuranın yeşil olduğunu göreceksiniz. Bu yeşil bu DSP'nin authorize olduğunu ve bu IP dağıtma işleminin yapabildiğini gösteriyor. Şimdi sınav sorusu 1. Şöyle unauthorize diyeyim. Bir refresh. Şimdi birinci sınav sorusu. Microsoft diyor ki DSP'yi kurdum. IP dağıtmak istiyorum diyor. Ama diyor IP dağıtamıyorum. Neden diyor. Resimde de şurası şöyle verilmiş. Şu kısım resimde gözüküyor. IP dağıtmak istiyorum. Neden dağıtamıyorum diyor. Cevabı çok basit. Çünkü authorize edilmemiş kurulduktan sonra. Eğer işte orada alttaki checkbox'ı işaretleyip sen authorize etme deseydik bu şekilde gelecekti. Ne yapmam lazım diyor. Direkt cevap şu. Sağ tıklıyorsunuz. Şunun üzerine. Yani adotum.com direkt domain üzerine sağ tıklıyorsunuz, authorize diyorsunuz. Authorize dedikten sonra konsol kendi kendini refresh etmiyor. Buradan gelip refresh'e basmanız lazım veya F5'e basacaksınız. Ama sonuçta refresh olayını falan sormuyor. Cevap bu. Authorize edilmemiş. Authorize edersen dağıtabilirsin. Ettikten sonra direkt burası yeşil olmaya başladı. Şimdi geldik scope oluşturmaya. Scope nedir? Bir havuz. Havuz demek. Scope oluşturduğumuzda havuza IP aralıklarını giriyoruz. Diyoruz ki işte 15 ile 35 arasını dağıt. 20 tane makinem varsa benim 15 ile 35 arasından gelen makineler ilk o aralıktan IP'leri almaya başlıyor. Şimdi bir havuzu nasıl yaratacağım? Nasıl DSP'nin IP dağıtmasını sağlayacağım? IP version 4'ün üzerindeyim. Sağ tıklıyorum. New scope. Yeni bir tane scope. New scope. Geldiniz mi buraya kadar? New scope dediniz mi? Geri kalmayın. Oluşturalım beraber, deneme yapacağız çünkü. Next mi geldi? Direkt IP version 4'te sağ tık yaptım. Wizard'ın hoş geldiniz ekranı çıktı. Next. Scope'un adı ne olacak? Buraya verdiğiniz ismin hiçbir önemi yok. Ama olur da sizin çalıştığınız firmada belki 5 tane farklı network var. Hangi network'e hangi IP, yani buradaki scope'lardan hangisi hangi network için IP dağıtıyor karıştırmamak için mantıklı isimler yazabilirsiniz. Örneğin bizim işte ne diyelim, fark etmez istediğiniz bir ismi sallayın da şöyle bir mantıklı isim verilebilir. 172.16.0 network'i için scope gibi bir isim sallayabilirsiniz. Bu arada bizim network 172.16 kaçtı? Hemen bir kontrol edeyim. 172.16.0.21. Tamam, 172.16 network'ündeyiz. Network için bir tane scope. Description açıklama çok önemli değil. Onu boş bırakıp geçebilirsiniz. Name'e de mantıklı bir isim yazın gitsin, fark etmez. Ahmet Mehmet yazın isterseniz. Birden fazla scope varsa hangi scope'un ne olduğunu anlayabilirsiniz diye rahatlıkla. Devam. Şimdi önemli kısım burası. Hangi aralıktan IP dağıtmak istiyorsunuz? Şimdi biz 172.16.0 network'ündeyiz. Dolayısıyla o network'e uygun bir aralık belirlememiz lazım. 172.16.0.1 ile 172.16.0.254. Şimdi ben böyle girdim ve demiş oldum ki 1 ile 254 arasındaki tüm IP'leri dağıtmak istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi diyebilirsiniz ki mesela 1 benim router'ım, 2 benim domain controller'ım, 3 file server'ım, 4 de web sitesi barınıyor, 5 de paylaşımlar var. Bunları verirsem ne olacak? Bunları dağıtmaya çalışırsanız zaten çakışacak. Dolayısıyla siz eğer 1, 2, 3, 4, 5 IP'sini kullanıyorsanız veya kullanmayı planlıyorsanız bu aralığı gelip 5'ten başlatabilirsiniz.
Yani burada böyle direkt kafadan 1'den 250'lere kadar hepsini dağıt diyemezsiniz. Belki statik verdiğiniz önemli serverlarınız vardır. Dolayısıyla onları buraya katmamanız lazım. Fakat şimdi şöyle bir senaryo da var. 1 ile 254 arasında dağıttığınız zaman 38. IP bir server IP'si. Ne yapacaksınız? 38'den mi başlatacaksınız? Hayır. İlk 37'yi heba etmemek için 38'den başlatmıyorsunuz. Bir sonraki adımda neden öyle olduğunu göreceksiniz. Şimdi 1 ile 254 arası yazın. Çok önemli değil şu anda. Şuradaki length dediği bizim subnet maskimiz. Yani ben buraya 24 yapsaydım 3 tane 255 olacaktı. Ama şu anda kullandığımız bu ortam 2 tane 255 ya. O yüzden kendisi 16 olarak buraya otomatik anladı ve geldi. O yüzden dokunmaya gerek yok buraya. Direkt IP aralıklarını yazdım, devam. Şimdi diyor ki exclusion belirlemek ister misin? Exclusion demek hariç bırakmak. İşte dedim ya, 38 numaralı IP benim bir server'ımın IP'si. Öyle verdim. O yüzden onu ben devre dışı bırakmak isteyebilirim. Onu dağıtmamasını isteyebilirim. Yapacağınız şey çok basit. 172, 16, mesela 0, 38 mi? Bunu yazıp, şöyle yazıp, şuraya sadece. İki tarafa da yazsanız olur. Tek taraf da yetiyor. Bunu yazıp direkt add'e basıyorsunuz. Basıyorsunuz. 1 ile 254 arasındaki her şeyi dağıtıyor. 38'i dağıtmıyor. Yani bir kullanıcı gelip 37 numaralı IP'yi alırsa sonra gelen sıradaki 38'i alamıyor. Direkt 39'u alıp devam ediyor. 38'i asla dağıtmıyorsunuz. Aynı zamanda şöyle de yapabiliyorsunuz. 172, 16, hani 1 ile 254 arası dedim. Ama sonradan dedim ki ya 1 ile 10 arasını ben ayıracaktım, unuttum. Bunu gelip buradan örneğin exclusion edebiliyorum. Diyorum ki 172, 16, 0.10 arasını dağıtma. Demiş oldum ki 1 ile 254 arasında skobumda 1'den 254'e kadar hepsini dağıtacak ne kadar IP varsa, ama 38'i bir de 1 ile 10 arasındaki hiçbirini dağıtmayacak. Dolayısıyla şu anda dağıtılabilir ilk müsait IP hangisi oldu? 11. Yani birisi benden gelip IP isterse 11'den almaya başlayacak. 10 ve aşağısını kesinlikle alamıyor. 1 de 38 alamayacak. Yani buradan exclusion'lar belirleyebiliyorsunuz. Hani ilk 5 IP'nizi statik vermişseniz gelip 5'ten direkt scope'u başlatırsanız exclusion eklemeye gerek kalmaz. Ama olur da 50 numarayı bir server için, 100 numarayı da bir server için dediyseniz 50'den veya 100'den dağıtmaya başlayamayacağınızdan dolayı bu şekilde exclusion'lar girebiliyorsunuz. Görebiliyorsun. Yok yok, görebiliyorsun. IP'yi dağıttığın bütün makinenin listesini görüyorsun. Şu scope'u oluşturalım. IP alalım, zaten çıkacak orada liste. Tamam, Exclusion'ın bu zamanlar kullanabilirsiniz. Örneğin 50 numaralı IP'm benim IIS server, web sitesi yapacağım. Onu dağıtmak istemiyorum, planladım. Gelip buradan şuraya 50'yi yazarak direkt engelleyebilirim. Bu IP'leri kesinlikle vermeyecek. Şimdi burası önemli. Sınav sorusu. Zaten bundan bahsetmiştim ama ayarın bu olduğundan bahsetmemiştim. Şimdi ortamda iki tane DSP server'ım varsa benim client'ım IP istediğinde ikisi de teklif götürüyordu, değil mi? Client hangisinden IP alıyordu? Hangisi önce gelirse ondan alıyordu, aynen. Hangisi önce gelirse. Ben demiştim ki bir tanesini 0.5 saniye sen bekle diyebilirim. İşte o bekle dediğim yer burası. Ama burası milliseconds cinsinden. Yani 1000 milisecond 1 saniye. Dolayısıyla benim 0.5 yapmak istiyorsam buraya 500 yazmam lazım. Şimdi ben buna 500 yazarsam demiş oluyorum ki ortamda bir senden IP isterse, sana teklif gelirse, yani istek paketi gelirse sen 0.5 saniye bekle. Eğer bu benim ikinci DSP server'ım olsaydı ve ben bunu IP dağıtmak için değil de kenarda her ihtimale karşı dursun dediğim bir DSP server'sa, buraya gelip işte oraya 500 değerini giriyorum. Bu 0.5 saniye bekliyor. Eğer IP veren biri varsa bu hiç müdahale etmiyor artık. Ama yoksa direkt devreye giriyor. Yani sadece yedekli çalışmasını sağlamış oluyorsunuz böylelikle. Dolayısıyla burayı o durumda girebilirsiniz. Sınavda da Microsoft diyor ki iki tane DSP server'ım var. Bir tanesi IP dağılsın. İki numaralı server sadece ihtiyacımız olduğunda dağılsın. Her şeye atlamasını istiyorum. Ne yapmam lazım diyor. Direkt cevap bu. Gidip oradan delay deniliyor bunlara. Erteleme. Subnet delay. Bunu direkt ayarlarım. İşte 0.5 saniye bekletirim gibi bir cevabı var. Yani çok basit. Direkt bunu bekletiyorsunuz burada. Heh, onu diyecektim şimdi. Bunu bir yapmanız bile bunun ertelemek için yeterli bir sebep. Çünkü
göreceksiniz IP isteme ve IP teklif etme, o saydığım 4 adım 1 milisaniyenin bile altında gerçekleşiyor, çok hızlı. Dolayısıyla ben bunu 1 gibi bir değer yapsam bile veya 2 bile yapsam bu gene de bir kenarda bekleyecek. Ama garanti olsun diye her zaman bunu genelde 500 milisaniye yapılır. 0,5 saniye çünkü çok küçük bir değer. Şimdi IP isteyeceğim. Bana 1 saniyede versen olacak, 1,5 saniyede versen olacak. Yani 0,5 saniye hiç hissedilmeyecek kadar kısa bir süre. İşte onu dedim ya, ortamda iki tane DSP'm varsa ben buna 500 girdiysem birisi IP istediğinde bu 500 milisekund bekleyecek IP vermek için. Ya yani diyelim ki benim bu scope'um yedek. Ben buradan IP dağıtmak istemiyorum. Sadece diğeri çökerse, ana scope çökerse bu dağılsın demek için. Bunu sınavda soruyorlar. 500 milisekund giriyorsunuz. Bizim ortamda şu anda DSP sorunumuz yok. Direkt sıfır kalabilir. Problem değil. Direkt dağılsın. Zaten bir tek bu dağıtacak mecbur. Devam. Şimdi burada lease süresi. İşte anlattığım kira süresini buradan belirliyorsunuz. Kira süresinin ne olduğundan konuştuk ama buradaki süreyi nasıl ayarlayacağımızdan konuşmadık. Bunu ortama göre ayarlayacaksınız. Bir kere Starbucks gibi bir işletme işletiyor olsaydınız, orada DSP server kursaydınız, bunun süresini ya saat ya da dakika yapmanız lazım. Şimdi uzun tutarsanız ne olur, kısa tutarsanız ne olur? Uzun tutarsanız bir kere network'te az trafik yaratacak. Çünkü düşün, 30 gün olsa 15 günde bir renew için gelecekler. Dolayısıyla 15 günde bir gelmekle 2 günde bir gelmek arasında dağlar kadar fark var. 15 günde bir trafik yaratılacak network'te. Ya faydası bu. Zararı nedir? Starbucks gibi bir ortamda 15 gün yaparsanız 15 gün boyunca müşteri 10 dakika kahvesini içip kalksa bile 15 gün boyunca ona ait olacak. Zararı bu. Kısa tutarsanız karı nedir? Adam kalktı gitti, 1 saat sonra IP düşecek. Yeni gelen müşteri internete çıkabilecek yeni bir IP alıp. Ama zararı ne? Sürekli renew olacak. 1 saat yaparsam 30 dakikada bir renew yapacak. Bu da ne demek oluyor? Network'te bir trafik yaratacak. Dolayısıyla her ikisinin de uzun tutmanın da kısa tutmanın da yararı ve zararı var. O yüzden bunu en iyi ortama göre yapacaksınız. Bir firmada çalışıyorsanız sizin çalışanlarınız 5 dakika kahve içip kalkacak bir durum olmadığından dolayı burayı kalkıp 30 gün yapabilirsiniz örneğin. Ama dediğim gibi halka açık ortamlarda bir yer işletiyorsanız orada bunu saat cinsinden yapmanız gerekiyor. Tamamen ortama göre seçeceksiniz. Varsayılan olarak 8 gün. İstiyorsanız değiştirin siz, hiç fark etmez. Direkt bıraktım ben. Değişken bir yer. Mesela saha personelleri de var. İşte holding içindekiler de var. Mesela ayrı ayrı skoplarda onları belirleyebilir Yapabiliyorsun. Class'lar diye bir şey var. Göreceğiz bu bittikten sonra. Gezici client'ların varsa, sahada gezen elemanların varsa gezici diye bir tane class oluşturuyorsun. O gezici class'ların relation süresi, lease süreleri mesela ne bileyim 2 saat olsun diyorsun. Onlar 2 saat sonra çıkıp gittiklerinde düşüyor IP'leri. Öyle bir şey yapabilirsin. Onu ha, yapacağız. Onu şeye göre belirliyorsun. Client'ın girdiği class'a göre. Grup polisinden falan class dağıtabiliyorsun. Yapacağız zaten uygulamasını. Göreceksin, çok basit onun uygulaması. Fark etmez, istediğiniz bir şey yazın. 8 gün bıraktım ben. Sorun değil. Şimdi dedim ya, sadece işi IP dağıtmak değil. DNS, gateway vesaire ne alt varsa dağıtabiliyorsunuz diye. Burada da diyor ki bunları da ayarlamak ister misin? No derseniz girmiyorsunuz. Sadece IP dağıtıyorsunuz. Yes derseniz onları da ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla zaten DSCP falan varsa ortamda bir kere DNS miyeniz her şey var. Dolayısıyla yes diyeceğim. Bunlara da girmek istiyorum. Şimdi diyor ki senden IP isteyen adamlara IP verdiklerinde gateway bilgisi de vermek ister misin? Ki mecburuz, vereceğiz. Yoksa gateway vermezsem kimse internete çıkamaz. Çünkü gateway bizim çıkış kapımız ya. Mecbur gateway vereceğim. O yüzden diyorum ki gateway, bu server'ın neydi? 1601'di sanırım. Emin olmak için bakayım. Bunu yazıp add diyorsunuz, ekliyor. Add demeden next derseniz eğer eklemiyor, haberiniz olsun. 172.16.0.1 gateway'imiz. Yazdıktan sonra mutlaka add'e basın. Buradayken next derseniz eklemiyor, haberiniz olsun. Şimdi benden IP isteyen adama gateway de bu diyecek. Devam. Şuradaki parent domain şu anlama geliyor. DNS konusu geldiğinde göreceksiniz gerçi ama bilgisayarın, yani DNS'in bir ismi çözebilmesi için en az iki parça olması lazım. Mecbur. Yani ben şöyle yaptığımda ping.adotum.com dediğimde DNS bana bunun IP'sini verir. Ama ping.adotum dersem, adotum tek parça bir kelime ya, adotumu çözemiyor. Dolayısıyla parent domain'e bir an girip burada adotum.com girdiğim zaman şunu demiş oluyorum. Birisi örneğin ping Erman derse sonuna .adotum.com yaz. Böylece en az iki parça oldum şu anda. Oldu.
Yani buraya girdiğiniz değer sizin ping attığınız kelimenin en az iki parça olmasını sağlıyor. Bunu alıyor, direkt ping attığınız kelimenin sonuna ekliyor. Bu işe yarıyor. Dolayısıyla bunu vermek zorundayım. Tamam. Buradaki şey o. En az iki parça olmasını sağlamak. DNS gelince zaten detaylarını göreceksiniz. Diyor ki kullanıcılar skobundan IP alınca DNS olarak ne vermek istersin? Bakın varsayılan olarak 172.16.0.10. Benim DNS'im geldi. Nasıl otomatik geldi bu? Open Network and Sharing Center'dan statik ya. Oradan okudu, direkt çıkarttı. O yüzden geldi. Burada eğer olur da 127.0.0.1 gibi bir değer görüyorsanız, neden böyle bir değer görüyorsunuz? IP'yi ayarlarken DNS nasılsa benim diye 127 göstermiş olabilirsiniz. Fakat buradayken onu buradan remove edip bu şekilde makinenin IP'sini yazmak zorundasınız. Yazmazsanız ne olacak? Felaket senaryosu şu. Her gelene IPCN'e DNS 127.0.0.1'dir diyeceksiniz böylelikle. Adamlar da ne sanacaklar? DNS kendim sanacaklar. Benim diyecekler DNS. Dolayısıyla lokal host IP'sini asla yazmıyorsunuz. Yazarsanız millet DNS nedir diye sorduklarında DNS sensin demiş olacaksınız. Bu yüzden de adamlar hiçbir zaman çıkamayacaklar dışarıya. Bu yüzden makinenin IP'si yazacak burada bu şekilde. 127.0.0.1 görüyorsanız bunu sileceksiniz. Unutmayın. Devam. Win Server NetBIOS isimlerini çözüyor. Hani ilk 15 karakter NetBIOS'tu ya, konuşmuştuk bundan. Win Server bunu çözüyor. Eğer ortamınızda DNS yoksa, ki ne zaman yoktu? 1998'de, 97 senesinde, Windows 98'de, Windows NT'lerde, NT4'te sanırım yoktu. O zaman DNS falan yoktu. İsmi IP'ye çözen servis Win servisiydi. Direkt NetBIOS isimlerini çözüyordu. O zamanlar kullanılıyordu. Fakat 2000 senesinden sonra hayatımıza DNS girdi ve bundan sonra da DNS kullanacağız. Dolayısıyla hiçbir ihtiyacımız yok. Win Server artık kullanılmıyor. Bu yüzden devam. Hiçbir şey yapmıyorum. Vince öldü. Diyor ki skobu oluşturdun. Aktif edip şu anda dağıtmasını istiyor musun? Yoksa sonra mı yapacaksın? Sonra diyorum. Şimdi hemen aktif etmeyeyim. Sınav sorusunu söyleyeceğim. No dedim. Bir daha next ve finish. Bitti. Var mı bununla ilgili sorusu olan? Adımlarla ilgili. Şimdi sınavda diyor ki Microsoft, skobumu oluşturdum. Her şey diyor düzgün çalışıyor ama diyor, yine şu resmi vermiş. Scope diyor IP dağıtmıyor diyor. Neden? Az önceki söylediğim şey. Scope aktif değil. Yok, authorize değil. Scope'un direkt şurasında kırmızı gösteriyor. Şu kırmızı oku gösteriyor. Neden diyor? Aktif olmadığı için. Sağ tık activate. Yapın. Sağ tık activate. Direkt refresh etti zaten. Bakın zaten aktif değilken şurası da mavi oluyor. Şurası da mavi gözüküyor. Activate deyince orası da şunun gibi aynı yeşile dönecek. Bu da bir sınav sorusu. Activate. Tamam, skobum hazır. Skobu oluşturduk. Şimdi skobu oluşturduk. Skopla neler dağıtabiliyoruz? Şimdi sınav sorusu. Bir tane daha sınav sorusu bununla ilgili. Şimdi şu skobun özelliklerine girerseniz eğer, oluşturduğum skobun özelliklerine girerseniz, bakın burada oluşturduğum skobun aralığını, list süresini değiştirebiliyorum. Hatta burada başka tablarda bir şey var mı? Bir de şunu değiştirebiliyorum. DSCP server ne kadar beklesin, 500 milisekund dediğim yer, onu da değiştirebiliyorum. Ama skop oluşurken girdiğim bazı şeyleri burada değiştiremiyorum. MS sınavda diyor ki ben diyor subnet mask'i yanlışlıkla 3 tane 255 yerine 3.sünü 254 vermişim. Bunu değiştirmem lazım diyor. Nasıl yaparım diyor. Scope'un özelliklerine girip yaparız diye A şıkkı falan koyuyorlar. Direkt atlamayın. Scope'un özelliklerinden her şeyi değiştirirsiniz. Ama şurada da gördüğünüz gibi subnet mask'i değiştiremiyorsunuz. Cevap şu. Scope'u sil, yeniden oluştur. Tamam, bu direkt çıkıyor. 410 sınıf. Subnet'i değiştirmek istiyorsanız scope'u sileceksiniz komple. Tekrar yapacaksınız. Scope'u subnet mask'i değiştiremiyorsunuz. Ama onun haricinde eğer sorarsa, soruları değiştiriyorlar dedim ya, IP'mi değiştirmek istiyorum, leash süresini değiştirmek istiyorum, İşte sen 0.5 saniye demek bekle demek istiyorum derse eğer, onu direkt property'sinden yapabiliyorsunuz. Ama ya subnet mask senin network'ünü belirliyor ya.
O yüzden bunu buradan direkt değiştiremiyorsun. Sıfırdan yapman lazım. Yani sen yanlışlıkla verirsen, oynadın diyelim. Yanlışlıkla verdim diyor. Yani senaryo üretiyor. Yanlışlıkla verdim. Ne yapmam lazım diyor. Scope'u silip bir daha oluşturacaksın. Cevap bu. Delete the scope and bilmem ne. Create a new scope falandı. Şık hatta. Öyle söyleyeyim. Direkt 410 veya 411'de çıkıyor. 10-15 tane soru var işte. DSP ile. Sorulardan biri bu. Subnet'i değiştirmek için sileceksiniz. Şimdi bunu hallettik. Soruyu söyledim. Şu aşağıda yazanlar işte scope'la yapabildiğim şeyler. Scope'un özelliklerinden yapabildiğim şeyler. Görebildiğim daha doğrusu görüntüleyebildiğim şeyler. Ama subnet'in eski değiştiremiyorsunuz. Rezervasyon. Neyse rezervasyona geçmeden önce tanıyalım. Şimdi Resul senin sorduğun soru. Şu adres pool kısmı benim scope'u oluşurken girdiğim bütün ayarları gösteren kısım. Adres pool. Diyor ki senin IP dağıtın aralık burası ama bu aralıktan bir 38'i dağıtmıyorsun bir de 1 ile 10 arasını dağıtmıyorsun. Bu girdiğim ayarları toplu olarak adres pool kısmından görebiliyorum. Yani adres pool demek benim scope'umun dağıttığı bütün IP'lerin yer aldığı yer. Adres havuzu adı üzerinde. Adres pool bu işe yarıyor. Adres leases ise işte Resul'ün sorduğu soru. Benim network'te DSP aracılığıyla IP dağıttığım makinelerin listesi burada çıkıyor. Fakat varsayan olarak gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiç kimse gelip DSP'den IP almamış. Haydi gidelim şimdi IP aldıralım. Kurduk DSP ne işe yarayacak? CL1 makinesini açın. Şu komutu yazdırmakla uğraşmayayım size. Şurada taskbar'a sağ tıklarsanız eğer, şu CL1'de taskbar'a sağ tıklayıp Properties'e girin. Oradan da Customize'a. Customize'a girin. Şurada bir tane buton var ya, Always Show All Icons yazıyor. Ona tıklayın. Niye çıkartmadı? Bakayım. Yok çıkartmadı ya. Allah'ım. Ona tıkladıktan sonra Turn System Icons var. Ona basıyorsunuz ve şunu ona çekiyorsunuz. Tekrar göstereyim. Göstereceğim bir daha. Şurada şu kısma sağ tık. Daha sonra özellikler. Oradan Customize'a geliyorsunuz. Customize'a geldikten sonra da şurada şu checkbox'ı işaretliyorsunuz. Always'i. İşaretliyorsunuz. Ve en son buna basıp network yazanı ona getiriyorsunuz. Şu network yazanı on. Yapıyorsunuz. Okey, okey, okey. Hepsini kapat. Şurada çıkıyor direkt. Uğraştırmayayım şimdi sizi. Yaptınız mı? Bir daha göstereyim. CL1'deyim. Taskbar'ın özelliklerine girdim. Oradan Customize'a bastım. Şu checkbox'ı işaretledim. Oradan da şuna geçip şu network yazanı on yaptım. Tamam mı? Şurada simge çıkmadı mı? Open Network and Sharing Center'ı açın. IP adresinizi otomatiğe çekin. Siz çekin, ben daha sonra çekeceğim. Çekiyorsunuz. Statik sildim IP'yi. Gideceğim DSP'den IP alacağım. Her şey, her şey. Aynen öyle. Otomatiğe çektim her şeyi. Okey, okey. Şunu mu soruyorsun?
Şunu mu diyorsun az önceki? Yani o OpenMail'den şeyi ha. Ama client'ın değil, server'ın. Server'inkini dokunmana gerek yoktu ya. Ha. Şöyle göstereyim. Şu. 21 gateway 1 her zaman DNS on. Aldınız mı IP? Makineniz IP aldı mı? Eğer otomatiğe çektiyseniz bir IP config all yapın. Görün IP'nizi. Gözüküyor. DSP'de de gözükecek. Makinende de IP gözükecek direkt. Client makineme gidiyorum. Açıyorum bir CMD. Şöyle şunu bir düzelteyim de font düzgün dursun. Background beyaz. IP config boşluk all. Tüm IP ayarlarını göster. Bakın kaç almışım? 172, 16, 0, 11. 1 ile 254 arası dağıtıyordum. Ama ilk 10 IP exclusion'lara bunları dahil etme dediğim için bunu aldı. Subnet mask'i aldı. Şu gateway'im. Bu da 21 neymiş? İkinci şey mi vermiş? Ha yok, direkt DSP server'ın IP'si. Hangi DSP server'dan IP aldığımı gösteriyor. Şurada DSP server. Bir de DNS olarak da onu almış. Şöyle. Altlarını çizeyim daha iyi. Yani. Bağlanamaz. IP config all yaptıysan çıkar hepsi. O zaman DSP'den IP almadın. Sen IP almamışsın ki işte. 50, sen 50'den mi başlattın? IP 50'den mi daha? Tamam, şu anda IP almamış makine. Yok, almamış. Otomatiğe çektin değil mi her şeyi? Çektiysen IP... Tamam, IP config boşluk slash renew yap. Bir daha alsın IP'sini. Gördünüz değil mi? IP'yi aldı hepiniz. Şuradaki süreye bakarsanız eğer... Nasıl izin vermiyor? Burada list süresini 8 gün görüyorsunuz sanırım hepiniz. 8 gün girmiştim, bu yüzden 8 gün aldı. 8 gün sonra dediğim felaket senaryosu gerçekleşirse IP'sini bırakacak. Şimdi IP'yi aldırdım. Server bir makinemde address leases kısmına gidiyorum. Şöyle bir F5 yapıyorum. Bakın dağıttığım IP'yi buradan direkt görebiliyorum. 11 IP'sini vermişim. Hangi makine için vermişim? CL1 için. Ne zaman bitecekmiş süresi? 8 Nisan. İşte 10 kaç? 12.38. Bu gerçi saati yanlış ya. Sanalların saati Kanada saatine göre olduğu için gece gösteriyor. Sorun değil. Aha. Gayet almış. Tamam mı? Var mı sorun? Herkes IP aldırdı mı makinesine? Burada görebiliyor mu? Gene mi IP alamadın? Burada mı görmüyorsun? Leases kısmına gelip F5 yaptın mı? F5 yap demiş. Sen IP 400'ün spolu nerede?
Herkes IP aldı o zaman. Geçiyorum. Şimdi geldik DSP rezervasyonlara. Rezervasyon demek bir makineye bir IP rezerve ediyorsunuz. O makine asla o IP'den başka bir IP alamıyor. Bunu neden yaparsınız? Önemli bir kişinin bilgisayarına static IP vermek isteyebilirsiniz. Veya herhangi bir nedeniniz olabilir. Bir şekilde rezervasyon yaptınız diyelim. O verdiğiniz IP'den başka IP kullanamıyor. Rezervasyon yapmakla static yapmak arasında hani sonuç olarak bir fark yok. Diyebilirsiniz ki rezervasyon yapacağıma direkt madem bir IP kullanmasını istiyorum neden static vermeyeyim? Rezervasyonun belli şeyleri var, yani belli kriterleri var. Şimdi static verdiğiniz zaman örneğin şöyle bir şey olabilir. Bir problem çıkarsa yarın öbür gün işte gidip onu düzeltmeniz gerekebilir oradan. Ama rezervasyon yapmışsanız rezervasyonu iptal ettirip yeni şeyler almasını sağlayabilirsiniz. Veya en güzel durum şu, siz bir makineye IP rezerve etseniz bile adam scope'taki değişikliklerden haberdar oluyor. Yani şöyle ki, scope'unuz var, 1 ile 254 arası IP dağıtıyor. Adama da 100 numaralı IP'yi rezerve ettiniz. Şimdi 100'ü direkt statik olarak verseydiniz aynı kapıya çıkıyor. Ama yarın öbür gün sizin DNS server'ınızın IP'si 1.2 iken 1.3 olursa gidip orada statik IP'den bunu değiştirmeniz lazım. Ama rezervasyonla bu IP 100 verdiyseniz DNS değişince adamda da otomatik değişiyor. Dolayısıyla statikle rezervasyon yaptığı iş temelde aynı, sabit IP vermek. Ama rezervasyon yapınca faydası DNS, MNS veya scope'da dağıttığınız bir ayar değişirse o da otomatik değişiyor. Bu yüzden rezervasyon kullanılan bir yöntem. Yapması da oldukça basit. Hemen DSP'de şu leases'ın bir altında rezervasyon var. Şimdi ilk yöntemlerden birisi leases'ta şu IP'si olan adama bunu rezerve etmekse direkt sağ tıklayıp add to reservation diyerek rezervasyon yapabilirim. Böylelikle başka hiçbir kimse bu 11 numaralı IP'yi buradan alamayacak. Ve dikkat ederseniz lease expiration süresi artık bitti. Yani adamın IP'sinin dolma süresi gibi hiçbir şey yok. Adam isterse 1 sene açmasın makineyi. 1 sene sonra geldiğinde bu 11 numaralı IP onundur. Tamam. Lease süresi de rezervasyonla beraber bitiyor. Bu ekleme yöntemlerinden bir tanesi. Sağ tık add to reservation. Fakat oldu da makine benden hiç IP almadı daha önce. Burada göremiyorum. Nasıl rezervasyon ekleyeceğim? Onu da reservation kısmından yapıyorsunuz. Rezervasyon kısmına sağ tıklayın. New reservation. Rezervasyonlara sağ tıkladım. New reservation. Rezervasyonun adı. Adının hiçbir önemi yok. Deneme. Hangi IP'yi rezervasyon yapmak istiyorsun? İşte diyelim ki 100 numaralı IP'yi rezerve edeceğim. Şimdi kime rezerve etmek istediğim kısmı işte burada soruyor. Buraya adamın MAC adresini girmek zorundayım. Şimdi MAC adresini alabilmek için bildiğiniz bir yöntem var. ARP-A. Ama adamın hiç IP'si yok. Benden IP falan almamış. Network'e yeni girmiş. Ben onunla konuşamamışım. Dolayısıyla konuşamadığım için ARP-A yapıp göremem. Nasıl yapacağım? Gideceğim adamın bilgisayarından MAC adresine bakacağım. Başka çarem yok. Ama eğer adamla daha önce konuşmuşsam, benden gelip IP aldıysa veya bana ping atmışsa veya ben ona ping atmışsam bir şekilde, o adamın direkt ARP-A ile MAC adresini alıp buraya yazabilirim. Biz şimdi hile yapalım. Çünkü kopyala yapıştır yok ya. Şu makineden şimdi ben gidip MAC adresini öğrenebilirim. Fakat oraya kopyalayamayacağım. Copy paste yok. Hatta görüyorum şu anda MAC adresini adamı. Şurada duruyor. Hile yapalım. Şu bilgisayardan direkt ARP-A ile görelim. Server makinesinde bir CMD açın. ARP-A. Senin mi İngilizce klavye? Hocam yok. Wi-Fi yok. İngilizce değil dedik ki hocam. Yok ya da öyle İngilizce yok. Yanlış açtınız. Bu makine bunlar konuşamadı mı ya da? Ping 172.16.0.21. Şu makineye önce ping atın. 0.11.
ping attıktan sonra direkt artıra yap. Tamam, adama ping atın önce. O makinenin IP'si bu ya. Ping atın ona. Daha sonra ping atamayacak zaten firewall'dan dolayı. Ctrl C yapıp durdurun işlemi. Sonra artıra yapın. Adamın direkt MAC adresi burada. Ping firewall var ya. Ping atamazsın. Client'ta firewall çalışıyor. Ping attığınızda böyle ping atmaya çalışacak. Firewall'dan dolayı atamıyor şu adımda. Direkt kontrole basılı tutup C yaparsanız ping atmayı durduruyor. Ama atmış oluyor. Dolayısıyla up tirağı yapınca artık adamı burada görebiliyorum. İşte ben şu anda ilk up tirağı yaptığımda göremedim ya. Mecburen gidip o makineden MAC adresini öğrenmem lazım. Şimdi öyle yapabilirdik ama Hyper-V'lerde diğer bir sanalda kopyaladığınız bir şeyi diğer sanala yapıştıramıyorsunuz. Biz önce IP verip hile yaptık. Bir nevi. Direkt MAC adresini öğrendim. Aslında IP'yi buradan alıyor. Mantık olarak bir haberleşme yapmış olmalı lazım. Yani normalde olurdu da işte bir konuşmadık ya şu an, arada bir paket gidip gelmedi. O yüzden göremiyor burada. Ping attın mı? Ping attın halde mi göremiyorsun? Tam ping atın dedim ya. Ping atın ki konuşsunlar. Client'ta ICMP kuralına hemen enable et atarsın. İşte böyle ilk başta hani firewall'da söylemiştim ya ilk size. Ping attığınızda cevap gelmiyorsa RTDA yapın. Burada görüyorsanız firewall kapalıdır. Görmüyorsanız gerçekten ulaşamıyorsunuz. Şimdi MAC adresini nasıl kopyalayacağım? CMD'de bu sabittir. Yani bu MAC'le bir alakası yok. CMD böyle kullanılır. Sağ tıkladığınızda herhangi bir yere şurada mark çıkıyor. Bu marka basıyorsunuz. Artık bir şeyi seçebilir hale geliyor. Sonra bunu buradan seçiyorum. Evet, 11'inkini seçeceksiniz. Seçtikten sonra sağ tıklıyorsunuz mouse'a, kopyalıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sağ tık mark diyorsunuz önce. Şurası zaten mark administrator olarak değişiyor. Daha sonra seçiyorum. Seçtikten sonra üzerine sağ tıklıyorum herhangi bir yerine. Direkt kopyalıyor. O kopyaladığınız adresi buraya yapıştırın. Bu kadar. Yani ben daha önce bir client'la irtibata geçmişsem makine olarak RTRA'dan MAC adresini direkt çalabilirim. Ama hiç geçmemişsem oraya gideceğim. IPconfig all yapıp o makinede şuradan MAC adresini alıp kendime kopyalamam lazım. Şuradakini. Bir şekilde aldık MAC adresini. Açıklama yazmaya gerek yok. Şuradaki supported types BootP'den konuşacağız. Bu BootP eskisi, DHCP yeni teknoloji. Fakat siz hangisini desteklediğini bilmiyorsunuz. Emin değilseniz direkt Boot yazıp geçiyorsunuz. Ama bunların BootP'yi zamanı gelince konuşacağız. Yani şu anda BootP diye bir şey kalmadı artık. Bilgi servis dışında. Hep DHCP. Şu anda bunu seçseniz de olur. Ama emin değilseniz bot seçin. Hangisi ise o kendisi ona göre kullanıyor. Bir zararı yok. Direkt add deyip bitiriyorum. Hardware address by user another client. Use kullanılıyor muymuş? Yoksa rezervasyonu var diye mi? He, rezervasyon vardı ya. Şu rezervasyonu silmemiz lazım. İkinci kez rezervasyon. Ben onu sildim sandım. Görmemiş. Mecburen onu sildim. Sizde varsa siz de silin. Ben görmemişim, unutmuşum rezervasyon silmeyi. Tekrar eklediğinizde olacak. Bir makineye bir tane IP rezerve edebiliyoruz ya. Şimdi adama rezervasyon yaptım. Rezervasyon yaptıysanız şurada görüyorsunuz rezervasyonu zaten. Artık yazdığınız isim neyse gözüküyor. Şimdi client makineme gidiyorum. Önce bir garanti olsun diye IP'mi bırakıyorum. Şu anda bir IP durumum neymiş benim? 011 hala IP durumum. Şimdi IP'mi bırakacağım. IP bırakma komutu neydi? IP config boşluk release. Bu komutu veriyorum. IP'yi bıraktım. Şimdi release değil, bu sefer renew yapıyorum. Şöyle release'de IP'mi bıraktım. Renew diyerek de tekrar yeni bir IP istiyorum. Bakalım kaç alıyorum. CL1'de.
anda bana IP veren var mı diye bağırıyor işte. O da teklifi yolluyor, kabul ediyor vesaire. Bazen böyle hata veriyor ama IP'yi alıyor. IP config all yapalım direkt. Aa, benimkisi alamamış. Neden alamamış? Ha, bazen bu hatayı veriyor da alıyor IP'yi. Bir saniye ya, ben IP'yi 10 verdim. Ha, 10 vermişim ya. Yok. Ha, 10 zaten kullanılıyor, doğru değil mi? Makinelerin bir tanesi 10 mu? DLS 10 muydu? DC 10 muydu? Ha, direkt DC'nin IP'sini vermişim ya ki adama. Ben 10 diye rastgele bastım, gitmişiz DNS'inkini tutturmuşuz. Direkt onun properties'ten değiştiremiyorum. 100 mü demiştim ilk? Şunu yazayım o zaman. Direkt DNS'in IP'sini vermişim. DNS'i 10 mu yapmışlar? Vay be. Paste. 100 yaptım. 10 DNS'miş, o yüzden alamıyormuşum ben. Allah. Evet, bir daha IP config remove. Çakıştı işte, çakıştığı için alamıyorum. Remove. Bir daha alsın IP. Aldınız mı IP? Hepiniz. Kaç aldınız? Rezervasyonu da verin. Rezervasyon olduğu için buyuruyor. Evet. Bundan sonra bu adam istediğini yapsın, yırtınsın, yüzden başka IP alamayacak. Peki statik kendi. Hiç fark etmez. Ha, statik verirsen tabii statik olacak. Statik vermek demek DSP'ye gitme demek. O zaman geçerli olmayacak. Ama adamın önce release etmesi lazım IP'yi. Tamam, en güzel yöntem işte. Statik girmekten çok daha iyi. Rezervasyon bu kadar. Başka hiçbir numarası yok. Ekliyorsunuz ve oluyor, bitiyor. Şimdi DSP optionlar. Ve DSP optionlarda hangisi ezer? Grup polisteki ezer muhabbeti. Şimdi DSP optionlar şunlar. Kaç dakika oldu? 43. İyi. DSP option dediğim şuradaki scope options menüsü. Şu rezervasyonu isterseniz kaldım. Daha sonra deneme yaparken bir daha ekleyeceğiz. Şimdi şurada scope options var. Bu scope options sizin scope'u oluşturduktan sonra verdiğiniz ayarları içeren yer. Örneğin router'ı ben 01 göstermişim burada. 010 göstermişim burada. Direkt DNS'im benim adotun.com domainim direkt burada. Yani scope option bulunduğu, hangi scope'un altında bulunuyorsa o scope'un ayarlarını gösteren yer. Ben eğer scope'umun router olarak 0.1 değil de başka bir şey göstermesini istiyorsam direkt bunun özelliklerine giriyorum. Buradan değiştiriyorum. Fakat dikkat ederseniz bir de server options var. Yine bu şekilde ayarların bulunduğu bir de server options var. Şimdi bu server options ne anlama geliyor? Aslında adı üzerinde şu DSP'nin bütün scope'larının ayarlarını bir yerden değiştirebilmek için kullanacağız bölüm burası. Yani benim burada bir tane scope'um değil de şunun haricinde 5 tane daha scope olsaydı, toplam 6 scope'um olsaydı, hepsinde DNS bilgisini dağıtırken 1.7 vereceksin bundan sonra demek için ne yapacağım? Ya tek tek gidip scope'ların hepsinde scope options'ından bütün scope'ların DNS'i 1.7 olarak değiştireceğim. Veya en basit yöntemi server options'da DNS'i değiştiriyorsunuz, tüm scope'lar da otomatik olarak değişiyor. Server options'ı bu durumda kullanıyorsunuz. Tamam. Var mı bununla ilgili sorusu olan? Bu önemli. Burada
bir ton scope'unuz olabilir başka networkler için. Hepsinde gidip tek tek DNS bilgisini değiştireceğinize server options'ı bir kere değiştiriyorsunuz. Hepsinde otomatik değişmeye başlıyor. Değişiyor. Fakat şimdi hatırlarsanız NTFS izinlerinde grubun üyesi olmakla adama özel bir şey söylemek arasında fark vardı. Her zaman ne geçerliydi? Adama özel olarak söylediğim şey geçerliydi. Bunda da aynı muhabbet var. Bunu unutmayın. Sınavda da bununla ilgili soru var. Ben gidip scope options'ta şu scope için dedim ki DNS olarak 172.16.0.7'yi dağıt dedim. Ama scope'u ilk oluşturduğumda server options'ta gelen ayar şuydu. 16.0.8. Bu adam bakar scope'tan IP dağıtırken DNS olarak direkt scope options'ta ne yazıyorsa onu dağıtıyor. Çünkü scope options daha özel bir şey ya. Ona özel söylediğimiz için. Siz server options'tan diyebilirsiniz ki 10 tane scope 1.7'yi dağıtsın. Ama kalkıp bu adama 1.8'i dağıtacaksın derseniz herkes 1.7'yi dağıtır. Ama bu adam 1.8'i dağıtmaya başlar. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Scope options server options'ı ezer. Sınav sorusu bu, unutmayın. Scope options server options'ı ezer. Aynı NTFS'te olduğu gibi. Ama bu hepsini değiştirmek için zaten server options'a yazmadın. Yani sonradan server options'a ezmez mi? Tamam, server options'a yazarsan sen tamam geçerli oluyor. Ama sonra scope options'a gidip hayır server options'a geçerli değil bunu yazacaksın dersen scope options'ı ediyor. Bir şey yok değil mi? Hani en son yazılan ilk ondan bir önceki yazılanı ediyor. Hayır, şöyle. Şimdi server options'ta ben gelip dersem ki çok önemli değil şu anda. Şöyle bir şey yazarsam şu anda bütün serverdaki 10 tane scope'um için router ayarlı bu oldu. Ama ben gidip buradan dersem ki scope options'a şöyle bir refresh edeyim. Mesela şunun burada olmadığını düşün. Her şey scope options, server options'a yaptım. Ben gelip bunu buraya eklersem demiş oluyorum ki herkes şunu dağıtsın, şu 123'lü IP ama sen bunu dağıtacaksın. Yani normalde server options sen bir yer yaptığın zaman zaten scope options falan girmiyorsun. Sen direkt server options için yapıyorsun, bütün alayında geçerli olmaya yani başlıyor. Şimdi scope'ları hala hızlı kurduk az önce gittik. Hı hı. Tamam. Daha sonra server options'a girdik. Tamam. Bunu direkt yok yaptık, ediyorsun. Onları yedik. Hı hı, bunu daha direkt yok et. Daha sonra scope'ları kurdum. Ama hani bu dedim, hani ayrı bir DNS dağıtsın dedim. Direkt ezecek. Bak mesela ben scope options'a router vardı ya DNS. Direkt sildim. Şu anda server options'a ne varsa o geçerli. Ama scope options'a gidip özel olarak router söylersen bak hatta geldi. O zaman yoksa siliyor, üstüne yazmıyor. Varsa üstüne yazmıyor. Yok, üstüne yazmıyor. Varsa direkt o geçerli oluyor. Sen o yüzden scope oluşturduğunda burası böyle temiz her olacak. Her miktarda yeni bir server options'a baktığımız zaman onları silmek gerekiyor. Yani her scope ayrı bakmak gerekiyor. Ha tabii bakacaksın, sileceksin. Ama silmek daha kolay bir işlem ya. Bir de bir kereye mahsus yapacaksın. Zaten dikkat ederseniz şuradaki scope options'ta sunucu simgesi var. Bir server makinesinin resmi var. Bir bilgisayar kasasının resmi var. Bu şu demek oluyor. Ayarlar server options'tan geliyor. Ama ben bunu dersem ki properties bunu silip kendim bir tane oluşturacaksam Allah'ım sen niye silinmiyorsun? Ha server options'ta yapıyormuşum ya. Yo. Kendim ekleyeyim bir tane. Kendin ekle diyor önce, ondan sonra yap diyor. Kendim eklersem şöyle. Bakın direkt server options uçtu. Direkt uçtu. Ve simgesi şöyle neyse bu artık A4 kağıdına benzer bir şey oldu. Yani ben buradan özel olarak adama sen router'ın IP'sini şunu dağıtacaksın dersem server'dan gelen ayar direkt siliniyor. Kendi ayarını buraya yazıyor böyle. Ve bu her zaman baskındır. İşte bu yüzden baskın. Scope'a bir şey giriyorum. Server'dan aldığı o 123'lü IP otomatik uçtu. Tamam. Şunu delete diyelim. Eski haline getirelim. Şimdi. Hangisi hangisini ezer? Bu kuralı, bu sırayı unutmayın. Fakat Microsoft'un bu slaytında hata var. Kendiniz test edince görebilirsiniz bu hatayı. Burada diyor ki en az baskın olan server. Scope options direkt server options'ı eziyor. Altta olan eziyor şu anda bu sıralamaya göre. Daha sonra diyor ki class scope options'ı da ezer. En ezici olan diyor reserved, yani rezervasyon yaptığımız şey diyor. Ama bunda birazcık hata var. Şöyle
Eğer rezervasyonu IP verdiyseniz rezervasyon IP'si eziyor. Fakat class'tan adama gateway dağıtırsanız class eziyor. Yani burada hata var. Rezervasyon her zaman en ezici değil. Sadece IP'de rezervasyon ezici. Onun haricinde IP'nin yanında dağıttığınız DNS gateway gibi ayarlarda class eziyor. Bu slide böyle. Ben kendime bile denedim. Öyle bir şey yok. Biraz yani yaptığımızda göreceksiniz. Class her zaman şey rezervasyon her zaman en ezici olmuyor. Şu sıraya göre rezervasyon ezicidir diyor. Ama her zaman ezici değil. Sadece IP'yi rezervasyondan verirseniz rezervasyon class'la ezici. Onun haricinde class her türlü rezervasyonu falan alayını eziyor. Scope oluşturduk. Şimdi class muhabbetine girelim. Ya da class'a girmeden bakayım sonraki adım ne? Class'a girmeden önce ara verelim. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı? Yoksa şurada bir iki menüden bir iki soru daha söyleyeyim araya çıkalım. Class'lara geçeceğiz şimdi. O senin sorduğun olay işte. Sen sormuştun değil mi? Class'larda yapılıyor falan demiştin. Şimdi sorusu olan var mı bu adıma kadar? Scope options server options'ı ezer. Class'lar scope options'ı ezer. Slide'a göre konuşuyorum. Rezervasyon hepsini ezer. Ama class'ın rezervasyonun hepsini ezmediğini göreceksiniz. Yani class'tan üstün olmadığı durumlar var. Yapınca göreceksiniz. Şunlardan konuştuk. IP nasıl alınacağını gördünüz. IP rename, IP config rename release'i gösterdik. Onlarca sorunuz yoksa onları yapmadan IP config rename'i yapmadan IP aldırmaya bizim uzaktan zorlayacak bir şey var mı? Yani. Uzaktan. Valla winrs komutu var. Winrs diye bir komut var. Sınavda da soruyorlar hatta. Şöyle bir komut var. Winrs eksi r miydi? Unuttum. Neydi ya? Sınavda hatta buna gelip soru vardı. Soru hatırlamıyorum. Bu uzak makinede senin böyle komutlar çalıştırmanı sağlayan bir şey. Winrs. Remote server demek zaten bu. Direkt uzak makinede şu komut çalışsın diyebiliyorsun. Böyle sınavda sorduğu soru neydi onu hatırlamıyorum. 412 sınavında var. Yani gerçekten IP aldığı IP'yi düşürtemiyor musun? Ha, direkt öyle düşürtemezsin ama ne yaparsın? O adama özel script yazarsın ama grup polisi ayağını alması için o sürenin geçmesini bekleyeceğim 1,5 saat. 1,5 saat sonra düşürtürsün tabii ki. Bat çalışırsın. Anca öyle. Yoksa adamı engellediysen IP'sini de bırakmasını istiyorsan restart'ı falan bekleyeceksin. Anca öyle. Veya adam yakınındaysa gideceksin, fişini çekeceksin, disable olacak, anca öyle. Şu IP version 4'ün özelliklerinde var mı konuşacağımız şeyler şu kısımda? Yani en azından şimdilik. Yani şu soruyu söyleyeyim, ondan sonra çıkalım. IP version 4'ün özelliklerine geldim. Şurada advanced tabında bir tane soru var. Bu soru önemli. Şimdi adam diyor ki, benim DHCP'im ortama IP dağıtıyor diyor. Ama diyor IP dağıttığı zaman diyor IP'nin çakışıp çakışmadığını diyor DHCP'nin kendisini kontrol etmesini istiyorum diyor. Şimdi normalde diyebilirsiniz ki DHCP IP dağıtan adam zaten o etmiyor mu? Hayır, etmiyor. IP çakışıp çakışmadığını kontrol eden kişi client. Yani o saydığım 4 adım gerçekleşiyor. 4. adımda DHCP client IP teklif ettiğinde client ona verilen IP'ye önce ping atıyor. Diyor ki bunu kullanan var mı diye bir test edeyim diyor. Ping atıyor. Eğer ping cevabı gelirse diyor ki bu IP kullanılıyormuş. Ben çakıştım diyor. Direkt DHCP'ye diyor ki IP çakıştı bana yeni IP ver. Şimdi bu çok saçma bir olay client'in kontrol etmesi. Mantıklı olan nedir? DHCP IP vereceği zaman IP'ye bakar kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa client'a verir. Client hiçbir şeyle uğraşmaz. Direkt alır kullanır. Sınavda da diyor ki bu kontrolü ben DHCP'nin yapmasını istiyorum ama minimum efor sarf edecek diyor. Bunu nasıl yaparım diyor. Cevap şu. Conflict detection attempts yazan yeri 1 yapıyorsunuz. Bunu 1 yapmanız demek şu. DHCP IP'yi vermeden önce 1 kere o IP'yi ping atıyor. 1 kere. Bunu 2 yaparsanız 2 kere. 3 kere yaparsanız 3 kere. Evet otomatik.
Ama soruda diyor ki minimum performans harcayacak. En düşük ihtimalle. Bu yüzden cevap 1. Bunu unutmayın. Sınav sorusu. 2008 sınavında da vardı bu soru. 2012'de de var. Yani en azından vardı. Belki siz girdiğinizde kaldırırlar soruyu. Bilemem. Ama var bu soru. Haberiniz olsun. Normalde kontrolü client yapıyor. Diyor ki DSCP yapsın. Ve minimum eforla bunu 1 yapıyorsunuz. Hatta bunun limiti 5 miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Evet 5'miş. 5 kezden fazla da yapmıyor. Ki bir kere bile yeter. Zaten bir kere attığında ping cevabı gelmiyorsa gelmiyordur. Milyonda bir anlık bir sorun olabilir. Hani gerçekten IP kullanılıyordur. Milyonda bir anlayamamıştır. Garanti yöntemi 2'dir. Ama sınav sorusunun cevabı 1. Unutmayın. 2 de vardır şıklarda. Ama 1'i işaretleyin. Minimum efor demezse en garanti yöntem nedir diye sorarsa aklınızda bulunsun 2. Ya daha hatta en de garantisi 5. Ama tabii 5 olması network'te trafik yaratacak. Sınav sorusunun biri buydu. Diğer soru da hemen altındaki soru. DSCP'nin veri tabanı varsayalım olarak nerededir diyor. Sistem 32'nin altında DSCP. Sistem 32'nin altında DSCP'yi görebilirsiniz, DNS'i görebilirsiniz. Ondan sonra geçen ne yapmıştık? Active Directory'de NTDS klasörü direkt orada. Yani alayı neredeyse sistem 32'nin içerisinde. Sınavda soruyorlar, çok da basit bir soru. Sistem 32'nin altında DSCP klasörü. Şurada iki tane soru var. Bakın, 40 puan burada. 40 puan şu tabda yatıyor. Şu taba bir kere girin hayatınızda. Her şey burada yatıyor. Şu bindings'te var mıydı? Şu bindings muhabbeti şu. Eğer 2008 R2 eğitimi alıyor olsaydınız kurulum aşamasında bunu anlatacaktım. 2012'de kurulum aşamasında bunu kaldırdılar. 2008 R2 ve öncesinde kurarken size setup sırasında şöyle bir şey diyor. Direkt bunu veriyor böyle. Şuradaki checkmark işaretli. İsterseniz bunu buradan kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz yeni bir şey ekleme şansınız hani yok da. Yani daha doğrusu şöyle açıklayayım. Bunun burada olmasının sebebi şu. Demiş oluyorsunuz ki sadece 172.16 network'ünden gelen IP istiyorum taleplerine cevap ver. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir şey var? Düşünün başka bir yere den başka bir network'ten birileri gelip IP istemeye çalışsaydı bir şekilde bu adam o zaman onlara cevap vermeyecekti. Yani bu checkbox işaretli olunca demiş oluyorsunuz ki bir nevi sen sadece 172.16 ile başlayan network'ten gelen adamlara kulak ver. Onun haricindeki bir network'ten IP isterlerse yarın öbür gün bir şekilde bir güvenlik açığı bulup sızarlarsa DSCP sisteminize kimse IP alamaz. Tamam, bindings kısmı bu. 2008 R2'de kurarken bunu size soruyordu. İsterseniz checkbox kaldırabiliyordunuz. Artık sormuyor. Direkt bindings kısmından kendiniz bakıyorsunuz. Yani burada bir ayar yapmanıza falan gerek yok. Ne işe yaradığını bilin sadece. Sınavda çıkıyor muydu? Unuttum şimdi, hatırlamıyorum. Ama çıkmıyordu sana. Bu kadar. Araya çıkacağız. Sorunuz varsa sorun. DSCP önemli. Kullanacaksınız. Mecbursunuz. Tamam o zaman.